Neyhane Soma'nın kıymetli takipçileri, hepinize selamlar, sevgiler. Bugün sizlere neyde ileri seviye üfleme tekniklerinden bahsetmek istiyorum. Umarım faydalı bir video olur. Öncelikle neye başladığımız ilk yıllarda hepimizin ortak problemi neyden çıkan flüt gibi sestir. Bu sesi bir türlü aşamayız. Aşmak için çeşitli şeyler uygularız ama yeterli olmaz. Öncelikle bunu aşmanın bazı yollarından bahsedeceğim sizlere. Arkadaşlar, ney ilk zamanlar üflendiğinde çok cılız bir ses verir. Şöyle. Gibi. Bu dudak kaslarımızın ve diyaframımızın yeterince gelişmemesinden kaynaklı olarak nefesi istediğimiz basınçta neye uygulayamadığımızdan kaynaklıdır. Şimdi birkaç tane egzersiz söyleyeceğim. Size iki tane ses göstereceğim. İki sesin arasındaki farka baktıktan sonra durumu daha iyi anlayacaksınız. Bu normal üfleme. Bu ise sesi güçlendirip daha güçlü üfleme şeklindeki bir üfleme tekniği. Bakın. Şimdi önceki düz bir sesti, diğeri daha güçlü, daha volümlü bir ses. Bu sesin oluşabilmesi için öncelikle sesi güçlendirmemiz lazım. Seste ileri seviye, yani tavırlı üflemeyi elde edebilmemiz için öncelikle sesi güçlendirmemiz lazım. Bunun için daha önce bahsettiğim diyafram nefesini alacağız. Diyafram nefesi nasıl alınır ile ilgili videolar kanalımda mevcut. Oradan doğru inceleyebilirsiniz. Diyafram nefesi alıyoruz. Diyafram nefesi aldıktan sonra mümkün olduğu kadar bütün nefesi neyin içine göndermeye çalışıyoruz. Yani şu şekilde. Güçlü bir şekilde neyin içine bu nefesi göndermeye çalışacağız. Bu egzersizi nevadan başlayıp, yani re'den başlayıp sole, yani ras sesine kadar defalarca kez yapmalıyız. Yani egzersizimiz şu olmalı. Diyafram nefesi, re, neva sesi. Nefesimiz bitene kadar en güçlü olacak şekilde üflemeliyiz. Sonra çargah, sonra segah, sonra dügah ve ras seslerini. Ras sesinde özellikle kalışlar yapın. Güçlü ras sesi üflemeye çalışın. Zamanla nefesinizin güçlendiğini göreceksiniz. O zaman birincisi ses güçlendirme. Defalarca kez bunun egzersizini yaparak sesimizi, neydeki sesimizi güçlendirmeliyiz. Bu birincisi. İkincisi örneğin si, yani segah sesini üfleyeceğim. Segah sesini üflerken solden doğru segah sesine geleceğim. Yani biz buna glissando diyoruz. Kaydırma da denir. Glissando daha doğru bir tabir. Yani şu. Sol si şeklinde. Ya da çargah sesini üfleyeceğim. Sesini üfleyeceğim. Örneğin dügahtan doğru nevaya geliyorum. Glissando yapıyorum ya da çargahtan, rasttan doğru nevaya geliyorum. Bu glissandoyu diğer seslerde de, yani tüm seslerde uygulayacağız. Yani muhayyer üflerken yine mi'den doğru,
Fa üfleyeceğim zaman acem üflerken yine kapalı nevadan doğru geliyorum. Bu da neyde? Daha hoş bir tını elde etmemizi sağlayacaktır. Sol sesini yani ras sesini üflerken nereden geleceğim? Dügahı üflerken yine sol la, solü üflerken yegah sesinden yani kaba olan yani dem olan re sesinden doğru geliyorum. Dügahı üflerken sol sesinden doğru geliyorum. Glissando yaparsak yine tavırlı bir ses elde etmiş oluruz. Bir başka konu, hızlı ve seri bir şekilde geçiyorum. Aslında bu konuların her biri ayrı bir ders alacak şekilde konulardır. Ayrı ayrı üzerinde durulması gereken ama ben hızlı bir şekilde geçiyorum. Sonrasında sormak istediklerinizi videonun altında paylaşırsanız tekrar yardımcı olmaya çalışacağımdır. Bir başka konu ise çarpma. Çarpma nedir? Örneğin dügah sesine geliyorum. Dügah sesine gelirken burada segah sesinde bir parmak kıpırdatıyorum. Bakın. Hem glissando yaptım hem çarpma yaptım. Ya da dügah sesinden doğru çargah sesine çıkıyorum. Çargahı üflerken, yukarı çıkarken yine glissando yapıyorum. Glissando yaparken neva sesinde çarpma yapıyorum. Bakın. Örneğin yukarıda neva sesinde çarpma yapacağım. Bunu da aşiren perdesinde yapacağım. Nasıl? Gibi. Çarpma sesin kulağımıza daha hoş bir tınıyla gelmesini sağlayan farklı bir tekniktir. Yani glissando ile birlikte çarpmayı da uyguluyorum. Yani arkadaşlar şöyle, N'de tavırlı üflemeyi sağlayabilmemiz için sadece bir tane teknik yeterli değil. Birincisi sesin güçlü bir şekilde çıkması, ikincisi glissando yapmak, üçüncüsü çarpma yapmak. Devam ediyorum. Yine farklı bir konu. Vibrato konusu. Yani sesin dalgalanarak gitmesi. Şöyle bakın. Bu düz üflediğim bir ses. Şimdi vibrato yapacağım. Gibi. Dudağımızı yana doğru çekerek sesin dalgalanmasını sağlıyoruz. Bu sürekli olarak değil, ses ilk önce düz bir şekilde başlıyor, sonra vibrato yapıyoruz, sonra tekrar azaltarak devam ediyoruz. Vibrato dudağımızı yana doğru çekmeyle yapabiliyoruz. Yani bunu kaval çalan arkadaşlar kavalı kıpırdatarak ya da yine ney çalan arkadaşlar bazı nezenler kafalarını sallayarak vibrato yapabilirler. Bu tamamen nezenin kendi tavrına kalmış fakat klasik usulde üfleyen nezenlerin birçoğu dudağını yana doğru çekerek vibrato yaparlar. Vibrato sesin tavırlı çıkmasının en büyük etkenlerinden biridir. Yani şöyle. Gibi. Vibrato çalışmalarını sadece ney çalarken değil, ney çalmadığınız zamanlarda da dudağınızı sağa sola yani geriye ileriye çekerek yapabilirsiniz. Burada arkadaşlar bu durum tam anlamıyla kasların gelişimiyle alakalı. Eğer kaslarımız yeterince erişkinliğe ulaşmazsa şayet istediğimiz o performansı alamayız. Bundan dolayı defalarca kez bununla ilgili egzersiz yapmalıyız. Diyaframla ilgili
dudak kaslarıyla ilgili sürekli egzersizler yapmalıyız. Yine neyde farklı bir konuya değineceğim. Sesi güçlendirmeden, glissandodan, çarpmadan ve vibratodan bahsettim. Şimdi ise sönmeden bahsedeceğim. Sönme, sesin yüksek başlayıp sonra düşerek ilerlemesi. Örneğin. Yani önce yüksek bir frekansla başlıyor, sonra sesi hafifçe aşağıya doğru düşürüyoruz. Bu da tavırlı, özellikle duyguyu verebilmemiz adına çok önemli bir tekniktir. Bir kez daha altını çizeceğim. Neyde tavırlı olan o sesi elde edebilmemiz için bu tekniklerin hepsini de uygulamamız lazım. Sadece çarpma yaparak o tavırlı sesi elde edemeyebiliriz. Gibi. Bütün teknikleri uygulayarak tavırlı sesi elde etmeye çalışacağız. İlk zamanlar istediğimiz o tavırlı sesleri bir an evvel elde edemeyebiliriz. Mutlaka çalışmaktan vazgeçmeyin. Yani uzun uzun bu çalışmaları abartarak, yani yavaş, öncelerinde yavaşça yaparak sonrasında istediğinize zaten kavuşacaksınız. Çok uzun saatler çalışarak bu teknikleri elde edebilirsiniz. Sakın ümidinizi kırmayın. Yapamıyorum, yapamayacağım gibi şeyler olmaz. Mutlaka çalışırsanız şayet çok kısa zamanda ilerleyebildiğinizi gözlemleyeceksiniz. Ki kendi üflediğiniz neyden daha keyif almaya başlayacaksınız bu tekniklerle üflediğiniz zaman. Bir de dudak çekme hareketimiz var. Şöyle o da. Yani sesi her notaya geçişte geçerken küçücük bir dudak çekme hareketi yapıyoruz. Bu da sesin daha hoş duyulmasını sağlıyor. Neyhane Soma'nın kıymetli takipçileri, bugün sizlere neyde ileri seviye üfleme teknikleriyle tekniklerinden bahsetmeye çalıştım. Umarım faydalı bir video olmuştur. Hepinize sevgiler, selamlar.